Yazılım dünya çapında parlayan bir sektör değerli izleyenler. Jürimizde yazılım alanındaki faaliyetleri ve fikirleri heyecanla izliyor, takip ediyorlar. Şimdi sahneye davet edeceğim girişimcimiz. Müşterilerin firmalarla iletişimini kolaylaştıran bir mobil uygulama geliştirmiş. De nasıl geliştirmiş? İzliyoruz. Merhabalar, ismim Alper Kılıç. İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmaya katıldığımız ürünümüzün adı Castep. Castep ile arkadaşlarınıza mesaj gönderme kolaylığında artık firmalara mesaj gönderebileceksiniz. Hedefimiz Castep'i global bir ürün haline getirmek. Bir fikri mi var yarışmasının bize de vereceği destekle ürünümüzü global bir ürün haline getireceğimize inanıyoruz. Alper Kılıç, Castep. Evet. Doğru söyledim mi? Havalı bir ismi var. Castep isimli projesi de karşımızda. Nedir, ne değildir, çalışır mı, satar mı bilmiyoruz. Göreceğiz. Bol şans. Teşekkürler. Merhabalar. İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum. 2011 yılında okuldan bir arkadaşımla birlikte Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın tekno girişim desteğini almaya hak kazandık. Bu destekle birlikte yazılım firmamızı kurduk. Bu yazılım firmamızda web ve mobil teknolojiler konusunda yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu senenin başında yine Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın bir desteğiyle Silikon Vadisi Eğitim Programı'na katılmaya hak kazandık. Bu eğitimimizde çeşitli internet sektöründen danışmanlarla görüşme ve eğitimler alma şansımız oldu. Silikon Vadisi'ndeki deneyimimizden sonra Türkiye'ye dönünce müşteri geri bildirim sistemleri üzerine bir çalışma yapmaya karar verdik. Hepimiz firmaların müşterilerinden geri bildirim almalarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda tersine müşterilerin de firmalara ulaşması çok zor. Şu an 2 ya da 3 opsiyonları var. Ya telefonla firmayı arayarak ulaşabiliyorlar, ya e-mail atmaları gerekiyor, ya da basılı formlar hala bazı firmalar tarafından kullanılıyor. Biz bu noktada firmaların müşterilerinden olabildiğince çok geri bildirim almasını sağlayacak, müşterilerin de firmalara çok kolay bir şekilde erişebileceği bir ürün geliştirmeye karar verdik. Bu noktada Castep mobil mesajlaşma ürünümüzü geliştirdik. Castep aslında bildiğimiz standart mesajlaşma ürünleriyle aynı özelliklere sahip. Genel özellikleri çok benzer diyebiliriz. Temelde Castep'i diğer mesajlaşma ürünlerinden farklılaştıran özellik, arkadaşlarınızla ya da ailenizle mesajlaşır gibi aslında onlarla mesajlaşmıyorsunuz. Aynı kolaylıkla firmalarla mesajlaşıyorsunuz. Böyle bir temel farklılıkla ürünümüzü temel bir mesajlaşma ürünü olarak çıkardık. Yani Türk Hava Yolları'na direkt mesaj atıyorum, o da cevap evet, veriyor. Tek uygulama üzerinden bahsettiğiniz gibi bir havayolu firmasına, bir bankaya, bir süpermarket zincirine gönderebiliyorsunuz mesajınızı. Buradaki şemada da görebileceğiniz gibi firma tarafında da firmalara sunduğumuz bir web ekranı var. O web ekranından müşterilerden gelen mesajları görüyorlar ve bu mesajlara cevaplarını geri zaten gönderiyorlar. Yani şu anda sosyal medyanın belli parti, mesela Twitter'da bu yapılabiliyor. Hatta bunlarla ilgili büyük şirketler sosyal medya üzerinden evet, kendilerine gelen müşteri taleplerini veya isteklerini evet, veya şikayetlerini ne kadar sürede cevap verdiler gibi bir raporlar bile yayınlıyorlar. Yani evet, bunun için ayrı bir aplikasyona niye ihtiyaç var? Burada aslında bizim geliştirdiğimiz aplikasyon bahsettiğim sosyal medya hesapları gibi portalları gibi herkes açık yapılar değil. Bizim gönderdiğimiz mesaj firmaya özel olarak gidiyor. Biz burada mesela bir hastaneyle ya da başka bir kurumla özel bir konuyu da paylaşıyor olabiliriz. Tersine aslında firmaların sosyal medya üzerinden destek vermeleri çok güzel bir şey. Aslında firmalar burada kendilerine bir konuda zarar veriyorlar. Bizim uygulamamızda biraz bunun da önüne geçiyoruz. Çünkü bir kişi o firmayı mention ederek problemini gönderdiğinde aslında herkes o problemi görüyor. Ve insanlar biliyorlar ki bu firmayla ilgili böyle bir problem yaşanabiliyor. Ama bizim uygulamamızda biz çok pratik bir şekilde firmaya gönderiyoruz. Firma bizim problemimizle ilgili bize çözüm sunabilir ama bundan kimsenin haberi yok. Şöyle bir sorumuz bir şey var. Daha soracağım. Twitter bedava, Castep kaç para? Bir şey daha SMS soracağım. SMS paralı mı? Pardon. Aslında ücretsiz modelimiz var. Yani birincil paketimiz ücretsiz. Peki son olarak ben şunu sorayım. Firma tarafında, şirket tarafında onların kendi CRM uygulamaları yani kendi database'lerini veya çalışma sistemlerini entegre mi çalışıyor bu? Ya şöyle bir yapımız var. Çünkü zaten büyük firmalar kendi CRM yazılımlarıyla bu konularda tabii uğraşıyorlar, çözüm buluyorlar. Bu ilave bir katman yaratıyor. Onun bir entegrasyon sorunu da var başlı başına. Aslında şu an projemizin birinci fazını geliştirdik. Uygulamamız uygulama mağazasından indirilebilir durumda.
bahsettiğiniz özelliği bir sonraki versiyonda bir API geliştirerek firmaların kendi CRM altyapılarına entegre edebilecekleri bir yapıya getirmeyi planlıyoruz. Bu hedeflerimiz arasında var ya diyebilirim. Benim anlamadığım şey, şimdi müşteriler sosyal medyayı kullanıyorlar. Evet. Kullanmalarının sebebi herkes de bunu gördüğü için marka zaten cevap vermek zorunda kalıyor. Şimdi sizin bu aplikasyonunuzda siz müşteriye ne veriyorsunuz? Markaya ne veriyorsunuz? Çünkü yani müşteri zaten ben sosyal medyadan bir şey yazsam bu kadar sinirlenip zaten cevabını almış oluyorum ve markaya da siz müşteriye nasıl ikna edeceksiniz ki bu sistem üzerinden göndersin de kimse görmesin şikayetini? Yani müşteri davranışlarıyla ilgili bir konu. Sizin de dediğiniz gibi sosyal medyadan bunu atıp başka kişilerin de gördüğü bilgisiyle firmaya bir baskı yaratabilir. Bu bir aslında araç. Aslında biz sosyal medyadan firmaya iletilen mesajlardan ziyade e-mail ya da telefon yoluyla iletilen destek talepleri gibi konuları aslında Kastep uygulaması üzerinden çözmeyi hedefliyoruz. Burada da tamamen çok kolay bir yöntemle tek noktadan bütün firmalara ulaşabiliyor olma özelliği aslında. Tek bunu noktadan daha... bütün firmalara ulaşabilme özelliği derken neyi kastediyorsun? Yani ben mesela her bir firma için başka bir mention kullanmam gerekmiyor mu? Yani ha e-mail atmışım. Şöyle. Veya o firmanın iletişim adresini yazmışım Kastep aplikasyonundan. Hı-hı. Aradaki zorluk kolaylık farkı nedir bir e-mail'dan? Yani şöyle oluyor. Uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamada mesaj göndermek istediğiniz firmanın adını yazıyorsunuz. Hı-hı. Daha sonra hesap otomatikman çıkıyor zaten karşınıza. Adına tıkladığınızda normal cebinizdeki bir mesajlaşma ürünü gibi mesajlaşmaya başlayabiliyorsunuz firmayla. Şimdi sizin bu Tekno girişim desteğini almanız, yani 100 bin liraya kadar olan kısmı ne kadar aldınız? Biz 83 bin TL. Güzel. Ve aldıktan sonra da Silikon Vadisi'ne, çünkü ilk 10 gidiyor, onu da biliyorum. Evet. Ve o ilk 10'a girmeniz çok önemli. Yani siz şimdi bu bilgiyi verdiniz diye ben biraz durdum. Bu projeyle mi? Fakat bu projeyle dinledikten sonra... Bu projeyle mi girmişler? Bu projeyle. Bununla mı girdiniz? Hayır. Biz Tekno Girişim'de başvurduğumuz proje yazılım firmamızda geliştirdiğimiz... Pardon. Tamam, düzeltelim. Çünkü nasıl olabilir diyorum bu projeyle gidip 83 bin lira alıp ondan... Tamam, şimdi okey. Tamam. Yani Tekno Girişim... Bir dakika, o projeniz ne? Ondan da kısaca bahsedeyim de şunu söyleyeyim. Tekno Girişim... Bu olmadı çünkü öbürünü satacağız ya. Yapacak bir şey yok. Tekno girişim yapısına zaten bu uygulamamız uygun bir proje değil. Yani bu projeyle Tekno girişime başvurduğunuzda destek alabileceğiniz bir proje değil. Tamam. Ben sadece onu bizim background'ımızda yaptığımız için... Yani bu projede 83 bin lira değil 83 kuruş alamazsınız. Yok, o proje yani... Yani farklı bir konu. O zaten çok teknik, farklı bir konu. Peki. Bu çok da... Yani bizi ilgilendirmez o konu yani. Öyle mi diyorsun? Yani bir şey olur. Vaktimiz çok kıymetli. Neden çok az. Neden projeyi getirip anlatmadınız da bunu anlattınız? Evet. Yani jürinin... Onu satmış zaten. Elde bu kaldı. Hem de Silikon Vadisi'ne satmış ya. Bize şey mi, kırıntısı mı kaldı diyorsun? Evet, nedir? Şimdi bu ancak... Şimdi ben kendi kendime düşünüyorum. Kaç kez şikayet ettim bir firmayı? Yani son 5 yıl içinde... Bir tane bile şikayet ettim. Firma yok açık söylemek gerekirse. Sadece etsem zaten onun bütün firmaların şimdi, aplikasyonu var, bilmem nesi var, internet sitesi gidip oradan mail atarım. Ben olsam yani seviye 1 dediğimiz iletişim, bu basit istekler, sorular, seviye 2, seviye 3 dediğimiz, değil mi? Daha teknik sorular falan. Mesela aslında sunumun içerisinde sen ondan bahsettin. Yani biraz teknik destekle alakalı, tabii, sorularla alakalı olabilir bu. Evet. Sadece şikayet için değil de hani daha teknik geri dönüşlerle alakalı bir konumlandırma yapsa belki bir tür call center gibi. Yani yapabilir miyim? Level 2 yapabilir miyim? Eğer buna tamam dersen yaşadın. Kurtardın paçayı. Bir fikrin mi var ha? Girişimciler iş fikirlerini bu sistem üzerinden göndersinler. Tabii gönderebilirler. Yapabiliriz değil mi öyle bir şey? Yani ama şimdi bizi bir saniye. Şimdi Alper'in fikrini burada sarı sayfalara çevirdik. Zaten sarı sayfa projesi. Öyle mi yani? Sarı sayfalar mı aslında? Tabii. Aslında şikayet başlığı altında sarı sayfalar. Yok, şikayet değil. Aslında firmayla iletişim kurma. Yani firma, bu bir şikayet de olabilir. Firma tabii destek netice itibariyle. Da olabilir. Yani firmaların firma değil mi database, aplikasyonu toplayalım. Yani sen Silikon Vadisi'ne git 83 bine indir, bize gelin ve sarı sayfa indir. Ya bir de senden bir de şöyle bir şey de var. Hadi tamam, kullanıcıda bir iki kişi download etti belki bunu ama... Sen diyorsun ki her firmanın da ayrıca müracaat etmesi lazım, sistemi girmesi lazım, öyle değil mi? Tabii. Yani bir de o tarafta da başına bela aldın. Yani hem onları toplayacaksın,
biri gidip onlara satacak da ne satacak? Satacak bir şey de yok ortada. Yok, yani tamamen ücretsiz model. Ya, Twitter tamam hesabı ama oluştuğu gibi firmalar burada hesap oluşturabilirler. Ya, bence, orada bir engelimiz yok. Bilmiyorum yani. Bence jüriyelimizi ben sana tercüme edeyim mi? What can I do for you? Sometimes. Peki. Şimdi bu proje ellere var da bize yok bize diye bir şarkı. Peki promosyon. Yani biz buna okey dersek o diğer projeyi en azından yarısı buraya geliyor mu? Yani öyle bir aslında geliyor. Bunun için içeriğinde yani çok oradan aldığımız teknik bir altyapı var. O da Natural Language Processing kısmı. Firma açısından şöyle bir avantaj sağlıyoruz. Bir örneğin müşteri onlara bir mesaj attı. Otomatik olarak dili algılayıp kişinin ne söylediğini anlamaya çalışıp bu kişi bize şikayet mi ediyor, destek mi istiyor yoksa memnuniyetini mi aktarıyor, bunu sınıflara ayırıyoruz. Vay algoritmaya bak, bize geldi ya. Customer yani. Hayır, bu Castep'in içinde bulunan bir özellik ama o da dediğim gibi ikinci. Hayır, suyunu kakalamaya diyeceğim ama ben demiyorum. Aslında artık şöyle, biz yani buradan bir destekle ilerleyebilirsek ikinci aşamasını da geliştireceğiz ve ikinci aşaması için benim şahsi fikrim, benim üzerime vazife değil. Muhakkak ki desteği sen ve ortağın hak ediyorsunuz. Ama bu projeyle mi, onu birazdan göreceğiz. Bir şey söyleyeceğim son. Tabii. Şimdi o birinci proje için Silikon Vadisi'ne gittiniz ya. Evet. Orada yatırımcıların karşısına çıkmışsınızdır muhtemelen. O programı biliyorum çünkü. Sunumlar yabancı ya. Yatırımcılar evet, alıp evet. Silikon Vadisi'nde evet. Şey yatırım çok yapıyorlar. Çok zor bir evet. Evet. Orada yalnız gerek bir network oluşmuştur. Şimdi bir tabii çevre edinmişsinizdir orada. Tabii. Yabancı yatırımcılar açısından. Tabii. O çevre bu projenin ileride dünyaya açılması açısından çok önem arz edebilir. Evet. Bahsettiğiniz network'ü orada oluşturduk ve aslında ben az önce yani sunumun başında da şey söyledim. Silikon Vadisi'ndeki görüşmelerimizden sonra buna karar verdik diye. Şu an orada aslında zaten yatırımcıları bulduk. Şimdi konu Türkiye'ye gidelim. Evet. Buradan da bir COSCAP desteğini alıp. Hayır, yani orada en trend konu müşterilerden biz feedback nasıl alırız? Biz bu projeyi Türkiye'ye özgü bir şekilde geliştirmedik. Yani oradaki internet sektöründe exit yapmış birçok başarılı danışmanımızın bizi yönlendirmeleri bu yöndeydi. Yani orada çok başarılı iki örnek proje çıktı. Aslında bizim geliştirdiğimiz ürün onların mobil versiyonu gibi bir yapıya dönüyor. Onlar tamamen web tabanlıydı ama artık günümüzün yani teknolojisi mobil ama, teknoloji. Ama bu yani aplikasyon işler mi, satar mı? Bakacağız. Jürilerimiz birazdan karar verecek. Alper Kılıç'a bol şans diyoruz. Castep projesiyle alkışlarla kendisini buluyoruz. Sağ olun.